Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda profil işlemeye değineceğiz. Profil işleme operasyonunu daha önceki eğitimlerde de belirttiğimiz gibi işleri sağ tıklayarak frizeleme ekle ikonundan görebilirsiniz. Buradaki profil seçeneğini seçerek ilgili menüyü açıyoruz. Profil işlemin anlamı takıma gideceği geometriyi belirtip o geometri üzerinde takımı hareket ettirmemizi sağlar. Bütün 2.5 eksen operasyonlarımızın penceresi bu gördüğünüz pencereden oluşuyor. Geometri belirtirken şu ikonu tıklıyoruz. Buradan takımın gideceği güzergahı seçiyoruz. Daha sonra takım ikonuna tıklayarak hangi takım ile bu işlemi yapacağımızı, takımın devri ilerlemesi ne olacağını, soğutma sıvısını açıp kapatmayı seçiyoruz. Daha sonra seviyeler kısmından takımın hangi Z seviyesi aralığında talaş kaldırması gerektiğini seçiyoruz. Daha sonra teknolojiden takımın hangi yöntemle, hangi teknolojiyle talaşı kaldıracağını seçiyoruz. Bağlantılar kısmındansa takımın talaşa nasıl girip çıkacağını, talaşla ilgili giriş çıkışlarda veya takım yollarının birbirine bağlamadaki seçenekleri değiştirebiliyoruz. Geometri seçimiyle profil işlemeye başlayalım. Yeni geometri ikonumuz var. Düzelt geometri ikonumuz var. Yeni geometri ikonunu tıklayarak bir takımın gideceği geometriyi seçelim. Mesela parçamız üzerindeki şu kısımda profil işlemiyle parçamızın dış çevresini temizlemeyi görelim. İkonu tıkladığınız gibi otomatik bütün çizgileri birleştiriyor. Bunun nedeni de tanjant zincir ve sabit zincirin aktif olmasından kaynaklanıyor. Onay vererek geometriyi seçmiş bulunuyoruz. Göster ikonuna tıklayarak nasıl bir geometri seçtiğimizi de görebiliyoruz. Daha sonra takım seçeneğine geliyorum. Takım seçeneğinden tanımla ikonunu tıklayarak yeni takım oluşturuyorum. Yeni takım oluşturmak için şu ikonu tıklayarak hangi takım ile işlem yapacağımızı buradan seçiyoruz. Mesela parmak freze. Tıkladığımız anda şöyle bir menü açılır. Bu menüdense takımın magazin numarasını belirtiyoruz. Daha sonra tanımlama kısmından mesela 18 milim parmak freze takımın ismini belirtebiliyoruz. Daha sonra seçtiğimiz takımın çapını yazıyoruz. Mesela 18 milim parmak frizeyi seçiyorum. Onay vererek bu kısmı da geçiyoruz. Daha sonra takımın devrini ilerlemesini ayarlayabiliyorsunuz. Finish seçeneğini kapatırsanız sadece buradaki devri veya sadece buradaki ilerlemeyi tercih etmiş olursunuz. Aktif ederseniz finish için ilerleme ve devir değeri farklı olarak verebiliyorsunuz. İlerleme Z'deki değerimiz ise burada yazıyor. Katalogdaki diş başına ilerleme değerini kullanmak istiyorsanız şu kısmını seçip ona göre bir değer yazıyorsunuz. Veya katalogdaki kesme hızı değerini yazıp ona göre takıma devir de verebiliyorsunuz. Devrimizi ve ilerlememizi ayarladıktan sonra tekrar eski haline dönüştürelim devir ilerleme değerini. Soğutucu kısmından soğutma sıvısını aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Daha sonra seviyeler kısmına geliyorum. Seviyeler kısmında şu kısımdan işin üst düzlemi ikonuna tıklayarak nereden talaş kaldırmaya başlayacağımız, yani talaş kaldırmanın en üst level'ını seçiyorsunuz. Buradan talaş kaldırmaya başlayacağız. Profil derinliği kısmındansa nereye kadar talaş kaldıracağınızı seçebilirsiniz bu şekilde. Buraya kadar kaldırmak istiyorsanız bu kısmı tıklıyorsunuz. Toplam 14 milim talaşımız olduğunu söylüyor bize profil derinliği kısmı. Daha sonra teknoloji kısmına gelince talaşı nasıl kaldıracağımızı seçmemize olanak sağlayan bir pencere çıkıyor. Şuradaki geometri ikonu yeni başlayanlar için önemli. Bu geometri ikonuna tıklayınca takımımızın seçtiğimiz geometrinin neresinde kaldığını buradan gösterebiliriz. Solunda mı? Sağında mı? Veya seçtiğimiz geometrinin merkezinden mi geçecek takım?
şeklinde bir seçim yapabiliyorsunuz. Bizim için doğru olan yön sol oluyor. Onay verip çıkıyorum. Daha sonra bağlantılar kısmında ise takımın nasıl giriş çıkış yapacağını gösteriyor size. Hesaplatınca bu şekilde bir takım yolumuz oluşuyor. Kırmızı çizgiler takımın rapid hızları. Yeşil çizgimiz takımın FZ yani aşağı doğru ilerleme değerini gösteriyor. Daha sonraki mavi çizgilerin rengi sürekli değişkendir. Takıma göre değişir. Farklı bir takım seçtiğimizde farklı bir renk olur. Mor gibi, turuncu gibi. Takımımız ne yapıyor? Buradan rapid hızla aşağı inip FZ değerinde sonra iniyor ve geri çekiliyor. Bir yay çiziyor. Böyle bir hareket yapıyor. Bunu simülasyon ortamında da dilerseniz görebiliriz. Şöyle yapınca daha düşük bir hızda takımın nasıl bir yol izlediğini görebiliyoruz. Kapatıyorum daha sonra simülasyon penceresini. Giriş çıkış değerini değiştirirken şuradaki takım yolunu göster ikonunu tıklayarak parçama yukarıdan aşağıya dik olacak şekilde bakıyorum. Takımın girişi burada. Şuradan dilerseniz TSL normal yay seçeneklerinden herhangi birini seçtikten sonra buradaki değerlerle şu giriş çıkışlarla oynuyoruz. Mesela girişteki yayın merkezine gelmesini istemiyorsak şuradaki mesafe ikonunu tıkladığımızda hesaplama yaptırdığımızda şuradaki ikonla takımın merkeze inmeden şuradan başladığını göreceksiniz. Daha sonra bu yayın açısını da değiştirerek daha yakından da ilerlemesini sağlayabiliriz. Mesela 90 derece değil de 50 derecelik bir yay çizdirerek girişi biraz daha öne almış oluruz. Aynı zamanda çıkış kısmıyla da oynayabiliriz. Yine aynı şekilde mesafeye bağımlı olarak 0 değerini verirsek direkt yayın üzerinden başlayacaktır. Ve şuradaki 90 dereceye 20 derece gibi bir değer yazarsak yüzeyden takım kurtulduğu gibi yukarı kalkacaktır. Hesaplatıyorum. Kurtulduğu gibi 20 derecelik bir açı çizerek direkt çıkıyor. Ama dilerseniz giriş ve çıkışı ayrı ayrı değiştirmek yerine şu giriş ile çıkış aynı ikonunu tıklayarak da hesaplama yaptırdığınızda giriş ile çıkış otomatik olarak aynı yapar. Daha sonra şu şekilde parçamıza baktığımızda takımın şu çevreyi tek bir posoda dolaştığını görebilirsiniz. Şöyle bir katı simülasyon da yapacak olursak bunu size şu şekilde gösterebilirim. Simülasyonu daha etkin kılmak için şuradaki Bifix sistemi 1 yapıyorum ve takımın gidişini izliyoruz. Bu şekilde tek posoda giriyoruz buraya. Malzememizin ve takımın cinsine göre buraya tek pasoda değil de birkaç pasoda bu işlemi halletmemiz gerekebilir bazen. O zaman teknoloji sekmesine girip şuradaki aşağı adım değerini değiştirdiğimizde daha düşük pasolarla takımımızı çalıştırmış oluruz. Aşağı adımlamayı 2 milim yaptığımızda takım yolunda göreceğiniz üzere her seferinde 2 milim talaş kaldırmış oluruz. Katı simülasyondan şu şekilde ayarlayabiliriz. Eğer bir pasoda takım hem yukarı kalkıyor hem de çıkış giriş yapıyor pasoya. Bu zaman kaybına neden olabilir. Şuradaki takım yolunu gösterdiğinde şu yüzeyde iz de oluşturabilir. Bunun için şuradan derinlik tipini dilerseniz şöyle helisel seçerek hesaplama yaptırdığınızda tek giriş tek çıkış olacak şekilde helisel bir şekilde takım işleminizi yapmış olur. Bunu da şöyle katı simülasyon ile size göstermem gerekirse şu şekilde vidanın dişleri gibi helisel olarak takım aşağıya inerek en son en sonunda düz bir takım yolu oluşturarak işlemi gerçekleştirir. En sonunda düz takım yolu oluşturması için ise son helis adımını düz oluştur seçeneğini şu ikondan tıklamamız gerekir. Bu yüzeydeki profil işleme bittikten sonra şu şekilde şurada bir profil işlemimiz yapmamız gerekebilecek bir alan var. Bir kanal aslında bu. Şöyle kontrole basarak iki yüzeyi seçtiğimizde toplam
mesafenin, aradaki normal mesafenin 1,5 milim olduğunu görüyoruz. Eğer 1,5 milim bir takım ile işleyeceksek profil işlemeyi tercih ederiz burada. Ama 1 milim takım ile işleyeceksek o zaman havuz boşaltmayı da tercih edebilirsiniz. Bu alanda bir profil işlemi yapmamız gerekirse hemen geliyorum böyle frizelemekle. Profil diyorum yine. Geometri seçimine geliyorum. Yüzeyime yaklaşıp şu çizgimi, profil çizgimi tıklıyorum. Böyle bir sınır seçmiş oluyorum. Takımımın, bu çizgiden geçecek takımımın 1,5 milim takım olması gerekiyor profil işlemi için. 1,5 milimlik takımımı ayarlıyorum. Daha sonra seviyelerden seçtiğim kanalın üst ve alt Z seviyesini ayarlıyorum. Toplam 1,5 milim talaş varmış. Daha sonra geometriye girerek takımın soldan mı sağdan mı gittiğini kontrol ediyorum. Soldan gittiğini görüyorum. Şu ok işaretine arkadan bakınca nereden gittiğini aslında buraya girmeden de şu şekilde anlayabilirsiniz. Geometrinizin gösterdiğinizde şu arkadan baktığınızda ok işaretine takımın aslında sol tarafta durması gerektiğini tahmin edebiliyorsunuz. Bu kısmı da ayarladıktan sonra derinlik tipini helisel seçip aşağı adımlamamı %15 gibi küçük bir değer yapıyorum takıma göre. Takımın çapı küçük olduğu için. Daha sonra bakın burada eğer yaysal bırakırsanız giriş çıkışı yaysal yapar ve parçanız hurda olur. Buradan girmeye çalışır. Kırılır takım muhtemelen. O yüzden yaklaşma değerlerine ve çıkış değerlerine yok yazıyoruz ve tekrardan hesaplayıp dik giriş yapmasını sağlıyoruz burada. Bu şekilde yaptıktan sonra katı simülasyonunda izleyeceğimiz gibi şöyle bir işleme oluyor. Parçamızın üst yüzeyini taramadığımız için biraz daha fazla derinlik vermiş oluyoruz. Üst yüzeyini taradıktan sonra bu işlem daha sağlıklı yapılacaktır. Kapatıyorum yine bu işlemi. Takım yolunu böyle görebilirsiniz. Helisel bir şekilde kanalından aşağıya doğru iniyor. Daha sonra parçamın arkasında birkaç tane profil işlemi var. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için parçamın arkasını çevirmem gerekiyor. Burada sizin tamamen tabii ön kısmı bitirdikten sonra arka kısmına geçmeniz gerekiyor ama biz profil işlemi anlattığımız için direkt arka kısmına geçeceğiz ve size profil işleminin daha farklı zincir seçimlerini vesaire göstereceğim. Daha farklı kullanılabilirliğini göstereceğim sizlere. Arka kısmı ilk geçtiğinizde şunu yapmanız gerekiyor. Daha önceki eğitim videosunda da belirttiğim gibi bir Mac 2 referans noktası atamanız gerekiyor. Mac 2'miz zaten ayarlanmış. Yeni bir profil işleme açtığımda buradan İlk arka kısımdaki ilk işlemi yapacağımız için şuradan Mac 1'i Mac 2 olarak seçmemiz gerekiyor. Şöyle biraz daha kenara çekip göstereyim size. Mac 2'yi seçtiğimde hemen referans noktam arka kısma geliyor ve geometri seçimi olanak sağlıyor. Burada geometri seçerken eğer bu çizgiyi tıklarsak bu şekilde gördüğünüz gibi yine zincirleri otomatik birleştiriyor. Neden otomatik birleştiriyordu? Tanjant ve sabit set aktif olduğu için birleştiriyordu. O yüzden buradaki zincirimi sağ tıklayıp ilgili menüden sil komutunu tıklayarak zincirimi siliyorum. Daha sonra tanjant ve sabit seti pasif hale getirip çizgilerimi tek tek seçecek şekle getiriyorum. Bu şekilde çizgileri tıklayarak zincirinizi belirtebiliyorsunuz. Zinciri ilgili çizginin hangi köşesine yakın tıklarsanız o köşeden diğer köşeye doğru gittiğini görüyorsunuz. Bu şekilde tıklayarak. Daha sonra tekrardan şuradaki zincirimi tıklıyorum. Zincirimi tıkladıktan sonra şurada ileri git seçeneğini tıklayarak zinciri otomatik ileri de öteleyebilirsiniz. Bütün zincirleri tek tek tanıtıp onay veriyoruz. Buradansa gelip böyle tıkladım. Tersinde tıklamış oldum. Yani şu kenara yakın tıkladığım için zincir bu tarafa doğru, sol tarafa doğru gitmeye çalıştı. Buradan ileri git derseniz zincir bu tarafa gider. Hatalı bir seçim yapmış olursunuz. O halde buradan geri gel
ikonunu tıklayarak bir tane geri çağırırsınız zincirinizi. Daha sonra şuradaki yön ikonu var. Buradaki yön ikonuna geri dön dediğinizde siz zinciriniz ters yönde dönmüş olacaktır. Artık sağ tarafa gidecektir. Sağ tarafta da farkındaysanız iki tane farklı seçenek var takımın gideceği yön. Şu ikonu tıklarsanız ok işaretinin bu tarafa geldiğini görüyorsunuz. Artık zincir buradan aşağıya doğru inecektir. Buradan da yana doğru gidecektir. Bunu gösteriyor size. Bizim doğru yönümüz bu. Hemen ileri diyerek zincirin ileri gitmesini sağlıyorum ve onay veriyorum. 4 tane bu şekilde profil işleme zincirini seçtikten sonra şuradan onay tikini tıklayarak çıkıyorum geometriden. Takım olarak yine büyük takım ile dış kenardan profil işlemi yapacağız. Seviyelerden işin üst düzlemi. Arka yüzeyde de yüzey tarama yapmadığım için şu üst kısmı seçiyorum profil işlemede ve derinlik olarak şu yüzeye kadar işleme yapacağımı belirtiyorum. Daha sonra teknolojiden yine dilerseniz 2 milim aşağı adımlama ile birlikte takım yönünü kontrol ediyoruz. Buradan baktığınızda zincirlerimin bazılarının ters yönde olduğunu görüyorsunuz. Bazılarının düz yönde olduğunu görüyorsunuz. Ters yöndeki zincir numaralarına bakarak ilgili zincire sağ tıklayıp geri dön diyerek yönünü ters çevirdiğimizde zincirlerimizin ilgili kısmının düzeldiğini görüyorsunuz. Buradan tekrardan onay vererek bu kısımda geçiyoruz. Daha sonrasında bu ilgili kısmı helisel veya sabit derinlikte işleyebiliyoruz. Bağlantılardan yine en kısa mesafeden işte yay açısına 60 derece en kısa mesafeden ile aynı yapıyoruz. Girişle çıkışı aynı yapıyoruz. Bu şekilde bir işleme de yapabiliriz isterseniz burada. 2 milim 2 milim talaş kaldıracak şekilde böyle bir işlem oluyor. Burada ama takımın en dipteki 2 milim kısmını sürekli kullanmış oluyoruz. Bu kısmı sürekli kullanacağımıza teknolojiden yanal pasolar vererek yani yanal adımlamalar vererek işlememizi daha sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Offset temizlemeyi buradan aktif ettiğimizde offset değerini soruyor bize. Yani isterseniz bu ikona tıklayarak şuradan başla diyebileceğiniz gibi dilerseniz buraya manuel olarak da 9 milim yazabiliyorsunuz. Yani takımın işleyeceği yüzeyden 9 milim geri çıkacağı anlamına geliyor bu değer. Daha sonra yan adım yani ne kadar yanal paso vermek istediğinizi buradan giriyorsunuz. 1 milim 1 milim 9 milimi işleyeceğini belirtmiş oluyorsunuz. Buradan da ileri geri seçeneğini seçerseniz eğer çift yönlü kesim yapmış olursunuz. Hesaplattığınızda makinalama işlemi tanımlanmadı diye bir hata verdi. Bunun anlamı ise şu. Bu işlemi yapacaksınız ama sabit derinlikte yapmak istiyorum. Burada finish mi kaba mı ne yapacağınızı belirtmediğiniz için bu hatayı aldınız. Finish işlemi yapacaksanız şuraya tıklayabilirsiniz. Aşağı adımlamayı 0 yaptığınızda tam pasoda 9 milim geri çıkıp 1 milim 1 milim talaş kaldıracaktır. Hesaplama yapıp katı simülasyonu açtığımızda da şekildeki gibi bir işleme yapmış olacağız. Takım yollarını görmek istediğimizde şu şekilde takım yolları oluşur. Şu yukarı kalkışların değerini dilerseniz şuradaki güvenlik düzlemi ayarlayarak değiştirebileceğiniz gibi şuradaki üst düzlemin güvenlik mesafesinden seçeneğini seçerek parçanın en üst düzleminden 2 milim daha yukarı yani şuradaki 2 milim değeri kadar daha yukarıda kalmasını da sağlayabilirsiniz. Dilerseniz hiç havaya kalkmamasını da sağlayabilirsiniz veya mevcut takım yolunun emniyet mesafesine kadar çıkmasını da sağlayabilirsin ama bu kısımlar yeni başlayanlar için tehlikeli olabilir. Çünkü parçanın içinden de geçebilir bu durumlarda. Bu şekilde takım yolunu oluşturup yönlük düzlemlerini de ayarladıktan sonra tekrar bir simülasyon yapıyorum. Ve bu şekilde yanal pasolarla birlikte bu profili temizlemeyi gördük. Daha sonrasında benzer bir operasyonu şu kısma yapıyorum. Parçamın arka yüzeyini zaten Mac olarak tanıtmıştık. Tekrardan Mac noktasını tanıtmanıza gerek kalmıyor. Yine profil işlemeyi açıp
şu ikonu tıklıyorum. Zincir yönümün burada ters olduğunu düşünüyorsam hemen sağa tıklayıp buradan da geri dön seçeneğini işaretleyebiliyorum. Daha sonra takım seçeneğinden yine 18 mm'lik takımımı seçiyorum. Seviyelerden işin üstü burası. Profil derinliğim şuraya kadar olacağını belirtiyorum. Teknolojiden buradan girdiğimde, eğer ki siz takımınızın şuradan başlamasını değil de şuradan başlamasını istiyorsanız şu ikonu tıklayıp değerde yazabiliyorsunuz veya buradaki noktayı tıklayarak takımın buradan başlamasını da sağlayabiliyorsunuz. Burada profil uzantı seçeneği var. Takım normalde buradan başlayıp bu noktadan başlayıp bu noktada bitirecektir işlemi. Eğer buraya 20 milim yazarsanız buradan başlayıp 20 milim sonra da bitirebilirsiniz bu işlemi. Daha sonra buradan bağlantılardan yine aynı şekilde mesafeden 50 milim uzaktan başla, 50 milim uzaktan bitir seçeneğini seçebilirsiniz. Başka bu düzlemde de eğer genel pasularla çalışmak istiyorsanız offset temizlemeyi aktif edip şuradan şuraya kadar olan mesafeyi de girebilirsiniz. Veya şuraya kendi kafanıza göre bir değer yazarak da bunu belirtebiliyorsunuz. 1 milim 1 milim yanal pasolarla birlikte bunu alabiliyorsunuz bu ilgili kısmı. Hesaplatıp simülasyon yaptığınızda bu ilgili kısmı da bu şekilde işlemiş oluyorsunuz. Yanal pasolarla birlikte. Bu kısımda G-code'u almak isterseniz İlk operasyonunuz için şu şekilde G-code'u alabilirsiniz. İlk operasyonları kontrole basarak seçebilir. G-code'u oluştur deyip G-code'u alabilirsiniz. G54'te size verir kodlarınızı. Şu şekilde seçip arka kısım için oluştur dediğinizde G55'te size kodlarınızı verir. Sadece belirli operasyonlar seçerek şu şekilde G-code'u oluştur dediğinizde sadece o operasyonları G54'e ve G55'e göre kod verir size. İşleri sağ tıklayıp G-code'u oluştur dediğinizde ilgili tüm operasyonların kodlarını size verir. Yani şuradaki tüm operasyonların kodlarını verir size. Aynı zamanda şu işleri sağ tıklayıp simülasyon dediğinizde yapmış olduğunuz bütün operasyonların katı simülasyonlarını size vermiş olur.